Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırılar artarak devam etmektedir. Her gün birkaç beden vatan evladı, askerimiz şehit ediliyor. Analar yavrularının tabutlarına sarılıyor. Terörün arkasında ABD ve AB'nin olduğu açıkça biliniyor. Cumhurbaşkanımız ve Genelkurmay Başkanımız bunu açıkça söylüyor. Teröre karşı milletimizden destek isteniyor. Bu saldırılara karşı çıkmak bu topraklarda yaşayan herkesin görevidir. Ne yazık ki AKP iktidarı üzerine düşeni yapmıyor. Uygulamalarıyla bunlara cesaret veriyor. ABD uçakları Barzani ve Talabani Diyarbakır'ımıza müdahale edeceğini söyleyebiliyorlar. Bu konuda ordumuz ülkeye ve milletimize yönelik bu saldırılara karşı görevini yapacağını defalarca belirtmesine karşın siyasi bir irade konulamıyor. Tam tersine terörün içeride olduğu söylenerek ordunun müdahalesine karşı çıkılıyor. Terör sorunu sadece güvenlik güçlerinin sorunu değildir. Sadece PKK sorunu da değildir. Ülkemizin bağımsızlığına, vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine yönelik saldırıların bir parçasıdır. Bu saldırıların arkasındaki güçler ABD ve AB'dir, yerli işbirlikçilerdir. Türkiye 14 Nisan'la başlayan süreci devam ettirmek zorundadır. Millet iradesinin ne olduğu dosta düşmana gösterilmiştir. Nasıl ki ayağa kalkan millet Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmadı, AKP iktidarının sonunu getirdiyse irade konulduğu sürece terörün de sonu getirilecektir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Dost düşman belli olmuştur. Her şey tabutun arkasında atılan hamasını tutuklar yetmiyor. Millet olaya el koymalıdır. Dün ülkesinin bağımsızlığına, cumhuriyetinin değerlerine sahip çıkmak için ayaklananların görevi bitmemiştir. Ülkemize yapılan saldırıların bugünkü adı terördür. Bunun çözümü de milletimizdedir. Genelkurmay Başkanımızın çağrısına destek vermektedir. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu çağrıya evet diyoruz. Terörün kökünün kazınmasının ülkemizin bağımsızlığına, vatanımızın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine sahip çıkmak olacağını belirtiyoruz. Bunun için gazi şehirleri, Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle 24 Haziran'da İstasyon Meydanı'nda hepimizin birliğine sahip çıkmak olacağını belirtiyoruz. Bunun için gazi şehirleri, Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle 24 Haziran'da İstasyon Meydanı'nda yapılacak teröre hayır mitingine çağırıyoruz. Şimdi bu miting açıklamada da belirttiğim gibi teröre karşıyım diyen herkes mitingi olacaktır. Şöyle düşünebiliriz. Dün burada da yine vurgu yaptım. 14 Nisan mitingini yani Ankara, İstanbul, İzmir'de herkesi davet edeceğiz. Bu miting.